الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى رسولنا محمد صلى الله Dersimiz Risale-i muhatap olmak, Risale-i anlamaya çalışmak, Risale-i muhakkiki ve nekkadı olmak. Nekkad, tenkitten geliyor, münekkid. Münekkidi olmak yani, Risale-i Nur'un nekkadı. Şu dersimiz aynı zamanda şu cümlenin de izahı olmuş olacak. Sayfa 94 mektubat. Fenli hadisin muhakkikleri, nekkadları, o derece hadis ile hususiyet peyda etmişler ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı ifadesine ve uslubu âlisine ve sureti ifadesine münsiyet edip meleke kesbetmişler ki 100 hadis içinde bir mevzu görse mevzudur, mevzudur der. Şimdi, muhakkikler, nekkatlar. Bunlar kim? Fenli hadisin. Yani hadis ilminin tahkik edenler. Nekkatları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı ifadesine uslubu âli uslubu âlisine bir de sureti ifadesine ne yapmışlar? Meleke kesbetmişler. Meleke demek yani demin hani bir çocuk geldi ya abi buraya. Ne yaptı o çocuk? Normalde biz meleke kesbetmemişiz. Bizim meleke yarım saatte, bir saatte yapacağımızı 5 dakikada yaptı gitti. O an ne olmuş? Meleke olmuş yani o vaziyetler. Evet ya. Su dönemi gitti ya. Mesela bir doktor nasıl hemen hasta yatırıp kesip biçiyor. Normalde sen ben 2-3 günde yapamayız o işlemi. Belki senelerce yapamayız. Yok canım bir diken çıkartır. Ona meleke olmuş. Şimdi hadisi tahkik edenler, nekkatları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade tarzına, âli üslubuna, sureti ifadesine meleke kesbetmişler. Yani bir görse ki bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür veya değildir veya bunun içinde bir şey var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait olmayan bir kelime cümle var. Bunu tespit edebiliyorlarmış yani. O şu melekelikten dolayı. Yani bu özelliğinden bu hadis midir değil midir bilir. Evet biliyor. Muhakkik ve nekkat. Şimdi bu 19. mektupta 320 tane falan mucize anlatılmış. 320 tane. Bu 320 tane mucizeyi Üstad Hazretleri yaklaşık 2,5 milyon söz, efal, hareket sadır olmuş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan 2,5 milyon söz, efal, hareket sadır olmuş. Bunların içinden seçilmiş yani bunlar. Şimdi Kütüb-i Sitte'de yaklaşık 33 bin tane hadis var. Kütüb-i Sitte'de. Senetli hadis yani. Kütüb-i Sitte'de. Bu senetli hadislerin mesela Ahmet İbni Hanbel'in Müstedin'de geçen Buhari'de de var. Buhari'de olan işte İmam Malik'in Muvatta'sında da var. Bunları çıkardıktan sonra yani onda geçen hadis, bunda da tekrar hadisleri çıkardıktan sonra yaklaşık 12-13 bin hadis var Kütüb-i Sitte'de yani. Toplam kaç tane var? Toplam 33 bin. 33 bin tane hadis var Kütüb-i Sitte kitabında. Ama bunun yarısı hemen hemen bunda geçen bunda da geçiyor. Bunda geçen bunda da geçiyor yani. Toplam böyle tek bir hadis. Toplam 13 bin tane falan var. Şimdi bu kadar hadis içinde yani rivayete göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 2,5 milyon söz, efal, hareket sadır olmuş. 2,5 milyon. Kütüb-i Sitte'de 33 binin senedi var. Yani bunun binde biri bile değil yani. Çok az senetli hadis var. Zaten Üstad Hazretleri bu hadis değildirden maksat hadisin senedinin olmadığını, bu söz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olabileceğini söylüyor yani. Senedi yok diye hadis değildir demişler çok hadislere yani. Hadis alimleri.
Şimdi Darul Hikmet-i İslamiye var. Darul Hikmet-i İslamiye'de yani ilmi bir heyet var. Kelam alimi var orada, tefsir alimi var. Ondan sonra hadis alimi var. Böyle çeşitli ilim dallarından alimler, devrinin en gözde alimleri toplanmış o Darul Hikmet-i İslamiye'de. Mesela Elmalı Hamdi Yazır var. İşte Mehmet Akif Ersoy var. Mustafa Sabri Efendi var. Üssü Hazretleri de oradaymış abi. Darul Hikmet-i İslamiye'deymiş. Böyle Üssü Hazretleri'nin oradaki sıfatı, vasfı hadis profesörüymüş yani. Darul Hikmet-i İslamiye'de abi. Hadis profesörü olarak bulunuyormuş yani. Şimdi Risale'de 19. mektupta iki tane rivayet var. Mesela ferman etmiş ki diyor. Ferman etmiş ki. Bir de nakli sayı kat'i ile. Nakli sayı kat'i ile. Şimdi nakli sayı kat'i ile dediği zaman o hadisin senedi var. Ferman etmiş ki dediği zaman direkt Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor abi. Kendisi. Evet, direkt kendisi rivayet ediyor. Manevi mi oluyor o zaman? Manevi. İşte mesela nasıl maddi senedi var hadisin, bir de manevi alimlerde geliyor hadis yani. Şimdi niye Risale'de itiraz ediliyor bu noktadan? Hadisin senedi olmadığını kabul ediliyor. Zahirde yok ama hakikat noktasında manevi senedi, manevi yoldan geliyor yani. Bazı büyük zatlar da Peygamberimize sormuşlar, ya Resulallah sen böyle bir hadis söyledin mi, söylemedin mi yani? Mesela Buhari Hazretleri, ben okudum bunu, diyor ki cumartesi hacamat olmayın. Evet. Ölürsün diyor. Bu hadis iki tane senedi var. Üç tane olmayınca sahih olmuyor. Evet. Zayıf oluyor. Bunu hakikaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiş mi dememiş mi, cumartesi hacamat olur. Ölüm moduna giriyor. Resulullah'a görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Benim hadisimi gördün diyor. Niçin hacamat oldun? Ya Resulallah, senin hadisin olup olmadığını bilmek için hayatını koyarak yapmış. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sıvazlıyor. Şifa buluyor, uyanıyor, hadis olduğunu söylüyor. Şimdi bak, manevi böyle. Manevi, ferman etmiş ki, Üstad Hazretleri bazı mucizelerde böyle söylüyor. Direkt ondan rivayet ediyor yani. Ferman etmiş ki, nakli sahih kat'i ile dediği zaman bunun senedi var yani. Niye itiraz ediyor yani? Üstad Hazretleri hadis ilmini biliyor, hem de profesörü. Neden? Bu iki tane, bu nerede anlatılmış? Üçüncü esas da buna değinmiş yani. Bir noktaya nazar vermiş. Şimdi bu şekilde hadisleri tahkik eden ve de tenkit eden, nekkat deniyor bunlara. Bunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade tarzına, uslu adibine, sureti ifadesine meleke kesbetmişler. Bu hadis midir, değil midir veya başkasının sözü hadisin içine karışmış mı? Bunu hemen ne yapıyor? Altını, elması, bakırı, gümüşü oradan tefrik ediyor. Şimdi bizim konumuz ne? Konumuz bunun aynısı Risale-i Nur'da da caridir. Risale-i Nur'un da muhakkiki olmak, nekkadı olmak için lisanın tarzı ifadesine, uslubu adesine, sureti ifadesine meleke kesbetmek gerekiyor. Yani bu yapılan izahlar Risale-i Nur'dan mıdır? Lisanın mana meratibinden midir? Veyahut da bu konuştuğu şey Risale-i Nur'dan mıdır? Risale'de var mıdır? Yok mudur? Veya da bu Risale'nin izah tarzına üstadın değişikliği giriyor mu girmiyor mu? Şunu bilmekle, şunları bilmekle ve bunlara meleke sahibi olmakla rahatlıkla söylenebilir yani derecesine göre. Denilebilir ki bu Risale-i Nur'dandır, bu değildir. Ve Risale'nin bazı cümlelerin içine girmek, muhakkiki, tahkiki olmak yani. Deminki mesela vekil kelimesi. Lügata baksan başka bana ama gün Enfüs'ten baktığın zaman tamamen başka bir mana oluyor yani. Ya. İşte buna muhakkik deniyor. Lisanın muhakkiki yani. İşte cehennemin, cehennem 7 kat. Birinci katın ismi cehennem. Diğer cehennemler var. Sakar var, Hutama var. Böyle. Yani herkes sanıyor ki o cehennem bütün yani. Halbuki cehennem genel isim verilmiş. 7 katın birinci katı yani. Orada ehli iman girecek. Ve çıkacak yani. Değil mi? Diğerlerine işte umumi mana verilmiş yani Sakar'ı, Hutama'yı, evet. Cehim'i pek kimse bilmiyor yani. Veil.
Ve bunlar günde 70 kere her biri birbirinden Allah'a sığınıyorlar yani. O kadar dehşetliymiş yani. İşte Ebu Bekir Sıddık, bütün insanlar çıksın, benim vücudum o kadar büyük ki dememiş ki. Ne dedi? Ehli imana yer kalmasın. Ehli imanın bulunduğu makam, birinci makam. İkinci makam değil ki, kafir birinci makama girmeyecek. Evet. Onu bilmiyorum yani. Şimdi biz Risale-i Nur'un ifade tarzına, usul aleminde sureti ifadesine nasıl meleke kesbedeceğiz? Üç tane başlığımız var. Bu bak, tarz ifadesini, üslubu âlisine var ya sureti. Evet. Bak mesela eyleme dönüştürelim. Şimdi bir nur talebesi bu konuda, yani bunlar Risale-i Nur'la hayat hemal olmuş. Hutbede, şurada, burada, radyoda, medyada, basında, sesli ve görsel. Bir kelime duysa, değil cümle. Bu külliyatta olup olmadığını anlar. Evet. Hemen der ki bu külliyatta yoktur. Şimdi, ama ezber bilmiyor hepsini. Bilir o. Bu ustadın ifadesine, uslubuna, süret ifadesine uygun olup olmadığını bilir. Evet. Evet. Şimdi okumak, anlamak, okuyup anladığını aktarmak, izah. Şu üçünü kendimize yerleştirmek için üç tane başlık. Okumak. Şimdi Risale-i Nur'u nasıl okuyacağız? En zahirini söyleyeyim bir tane. Bunun daha önce siz abi defalarca 5-6 tane maddesinin olduğunu sürekli tekrar ettiniz. Şimdi bir noktaya da yani nasıl okuyalım Risale-i Nur'u en azından? Okurken neye dikkat edelim? Mesela ben çoğu zaman soruyorum okuma programlarında. Nereye okudun? Diyor ki 31. sözü okudum. Ne anlatıyor 31. söz? Miraç. Yani ne anladın sen Miraç? Bahsediyor yani, bir şeylerden bahsediyor. Kaç tane esas var, ne anlatılmış? Bunlara dikkat edilmiyor. Veya 30. sözde ne var? Ene ve zerre var. 9. sözde ne var? İşte namaz anlatılmış. 5 tane nükte anlatılmış. Şimdi okumaktan maksadımız burada okurken o şeyin en azından en asgarisi o anlatılan şeyin şeyini bilmek, yani içindeki meseleyi bilmek, yani ne anlatılmış. Mesela 30. söz dedik. Ene ve zerre. Yani ben 30. sözü okudum. Ene'nin mahiyet ve neticesi, zerrenin hareket ve vazifesinden bahsedilmiş. İşte 31. sözü okudum. İşte Miraç anlatılmış. 4 tane esas var. Hakikati, hikmeti, sırrı lüzumu, bir de meyvesi. Yani okumaktan kastettiğimiz en asgarisi şunu yerleştirmek. Yani Risale-i Nur'un genel manada içeriğini bilmek yani. Fihriste var. O daha öncesinde 5-6 tane onlardan hariç abi. Yani demek ki o da var, sizin söylediniz de burada bu başlık altında zikrettim ben bunu yani. Yani okurken Risale'de ne geçiyor onu bilmek yani. Mesela 12. mektupta ne anlatılmış? Dediğimiz zaman hemen deniyor ki işte Adem Aleyhisselam niçin cennetten çıkarıldı? İşte bir kızım ben Adem cehenneme neden dahil edildi? Bu bir tane mesele. Orada da 3 tane mesele anlatılmış yani. Halk-ı şer, şer değil ikinci mesele. 3. meselede de eğer peygamberler gelmeseydi teklif olmazdı. O zaman cehennem olmazdı yani. Peygamberlerin göndermesi nasıl rahmet olur? Bu üçü anlatılmış. Okumaktan kasıt genel manada fiiliste var onu bilmek yani. Bu lisanın tarz ifadesine, usul ifadesine, suret ifadesine alışmak için yani. Sonra atıflı okumak. Bunları şimdi şu noktada yazacağız abi. İşte atıflı okumak, kendi cümlenin başka yerde izahını bulmak. Okumaktan kastımız en asgarisi okuduğu yerin içeriğini bilmek yani. Fiilist. Evet. Bunu bilmek yani. Mesela 12. sözde 4 tane esas anlatılmış. Birinci esas da manayı ismiyle manayı harfinin tarifi yapılmış. Kainat kitabına manayı harfiyle bakılırsa ne olur? Manayı ismiyle bakılırsa ne olur? İkinci esas da manayı ismi ve manayı harfi bakmak enfüse ne getirmiş? Üçüncü esas da manayı ismi ve manayı harfi bakmak afaka ne getirmiş içtimai hayata?
Dördüncü esasta da enfüs ve afaktaki azamiyet derecede o Kur'an tilmizlerinin kazandığı o yükseklik neden yani? O anlatılmış yani. Demek istediğimiz bu. Yani Hasan abi. Okurken genel manada fihliste vari külliyatın içeriğini bilmek yani. Bu bilinirse lisanındaki tarza alışmak, işte ifade suretine alışmak bir derece zemini olmuş olabiliyor yani. Zemine. Nerede ne geçiyor onu bilmek yani. Ona hakim olmak yani. Okumaktan kastımız o bu. Bir de 5-6 tane madde vardı. Onları yazmadım ben çok uzun olmasın diye. Şimdi anlarken neye dikkat edeceğiz? Anlarken bir hülasalamak. Bunlar için de örnekler yapacağız. 2 maddelemek. 3 cüziyet, külliyet. 4 nazm-ı mani. 5 soru sormak. 6 tefekkür. 7 belagat. Şu izahı da yazayım. Külliyatta izah böyle genel manada baktığın zaman 3 çeşit yapılmış. Metnin, metin ve cümlenin manası. 1 2 münasebet kurmak. Yani nazmını bilmek. Bir de 3'te atıf yapmak. Şimdi okuduk biz, diyelim külliyeti genel manada biliyoruz. Nerede ne geçiyor? 33 sözde biliyorsun, 29 sözde 4 tane esas olduğunu biliyorsun. İşte 26. sözde 4 tane mefas olduğunu biliyorsun. 25. sözde 3 tane şule var. Biliyorsun genel manada bildik. Yani bu okunarak bu bilinebilir. Hiç böyle zorlamaya girmeye, yazarak, çalışarak bu bilinebilir. Daha böyle içeriğine girilmek isteniyor. Yani daha derinlemesine, içine işte muhakkiki olmak, nekkat olmak için bir metni veya bir paragrafı okurken o okumuş olduğu yeri bir cümleyle hülasalamak yani. Bu lisanda mesela bir esas olmuş. Bu Kur'an-ı Kerim'de de var. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayetleri anlatıyor. Ayetleri anlattıktan sonra bir cümleyle orayı fezleke yapıyor. Mesela haşrı anlatıyor. Delilleri sıralıyor. Ve hu ala külü şeyin kadir. Onun her şeye gücü yeter deyip yukarıda anlattıklarını topluyor yani. Bu Risale-i Nur'da da başta bir cümle var. O cümle hülasa öz, diğer ta aşağı anlatılanlar onun izahı olmuş oluyor. İnsan nur-i iman ile âlâ illine çıkar, zulmet-i küfür ile esfel-i safiline düşer. Bu metin cümle, diğerleri izah. Mesela Hakkat-ı Miraç. Hakkat-ı Miraç, Zat-ı Ahmet'in aleyhissalâtu vesselâm meratib-i kemalette seyri sülükünden ibaret. Bu cümle tek cümle, diğerleri onun izahı yani. Şimdi biz okurken bunu yapıp bir metin okuduk, bir paragraf okuduk, orayı bir cümleyle özetlemek yani. Hülasalamak deniyor bunu yani. Okurken yani anlamaya çalışırken okuduğumuz yeri bir cümleyle özetleyeceğiz yani. Diyelim ki orayı hülasaladık, bir cümle yazdık mesela. Şimdi şununla ikincisi maddelemek. O hülasaladıklarını maddelemek. Bu Risale'de şöyle maddelenmiş. Mesela nokta, nükte, remz, hikmet, işaret. Mesela Üstad Hazretleri 23. sözde insanı tahlil etmiş. İki mebhasta. Birinci mebhas alem-i şehadette bakan tarafını tahlil edilmiş. İkinci mebhas uhrevi, manevi tarafını tahlil etmiş. Birinci mefasta 5 nokta var. Yani 5 tane maddelemiş yani. İkinci mefasta 5 tane nükte var. Bazen birinci remiz, ikinci remiz, 24. mektupta remiz olarak işaretlemiş. Yani böyle maddelemiş. Bazen işte mesela sahabe bahsinde 5 tane hikmet var. Hikmet olarak maddelemiş. Bazen de işaret, mesela ismi fertte işaret, birinci işaret, ikinci işaret, üçüncü işaret diye anlatmış olduğu şeyi maddelemiş yani. Başta metin bir cümle var, hülasa,
diğerleri onun izahı. Bir de anlatılan mesele geniş olduğu için bir bütün olarak anlatılamıyor. Herkes ihata edemiyor. Ne yapmış? Onu maddelemiş, bölmüş yani. Veyahut da diyelim ki nokta nüktelerimiz hikmet işaret yok. Cümlenin kendi içerisinde hem veya ve diye maddelemiş yani. Mesela bir tane örnek yapalım. Bu 24. sözde 3. dalda hadis usulü anlatılmış. Mesela bir tane hadis var. Şu duayı okursan Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın sevabı kadar sevap alırsın. Burada 7 tane hem var. Yani 7 tane farklı bakış açısıyla anlatılmış. Ne demek? Şu duayı okursan Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın sevabı kadar sevap alırsın. Şimdi biz bu 7 tane hem'i okuyacağız. Ondan sonra bir cümleyle hulasalayacağız. Mesela ben hulasalayayım hemen. Mesela birinci hemde keyfiyet ve kemiyet noktasından baktı. Bir tane hemin birisinde fazilet ve nur olarak baktı. Birincisinin başka birinde esma-i ilahiye noktasından baktı. Demek istediğimiz bu hülasalam ve maddelemek de bu yani abi. Okuduk orayı. Mesela orada 7 tane hem var. Bu 7 tane hem'i bir cümleyle özetliyoruz. Çünkü bu çok önemli. Eğer bunu yapamasak biz orayı anlamadık demektir yani. Yani benim orayı anladığımın delili ne? Şunu yapabilmek yani. Okuduğun yeri bir cümleyle özetleyebiliyor musun? Sen orayı anladın o zaman. Mesela orada işte 7 tane böyle var. Keyfiyet, kemiyet noktasından bakılmış, esma-i ilahi noktasından bakılmış, fazilet ve nur noktasından bakılmış. Bir de bunu alt alta yazdığın zaman maddelemiş oluyorsun yani. Ya böyle maddeler, ya V olarak maddeler, ya da böyle maddeler. Mesela başka bu V'ye örnek verirsek, 12. mektupta Adem aleyhisselam niçin cennetten çıkarıldı? Vazifesi tavziftir. Yani maddi terakkiyat, inkişaf ve imbisat ve manevi terakkiyat ve inkişaf ve esma-i ilahi cami bir ayin olması için. Bu üçü için Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmış yani. Bunu üç tane maddeyle anlattı V'ye ayırarak yani. Adem aleyhisselam niçin cennetten çıkarılmış? Bu üçü için yani. Biz onun için ne yapıyoruz? Hemen madde madde yazıyorsun. Yazdığın zaman şu şekilde maddelemiş olun ve bir cümleyle hulasalamış oluyorsun oraya yani, okuduğun yere. Risale'yi anlamak noktasında genel manada bildikten sonra nerede ne geçiyor? Okuduğumuz yeri metni anlamak için yani üstadın tarzı ifadesine, usul ailesine, sureti ifadesine meleke kesbetmek için onun yaptığı şeyi takip etmek gerekiyor yine. Amin. Şimdi şuna bir örnek yapayım bir abi. Şunu sileyim. Şimdi bir başlığımız da cüziyet ve külliyet. Şimdi şunu 1, 2, 3 bir metin üzerinde göstereyim aynı anda. Şimdi 27. sözün zeylinde sahabeler bahsi var. Sahabeler nasıl sahabe olmuşlar? Sahabelere neden yetişilemiyor? Cüzde sahabe efendilerimiz geçilebilir, külde geçilmez. Ne demek? 5 tane başlık altında anlatılmış. Şimdi 1. başlıkta sahabeler hakikatin envarına mazhar olmuşlar. Mazhar olmuşlar. 2. Zıtları birbirinden tefrik etmişler. 3. Kelama azami muhatap olmuşlar. Muhatap olmuşlar. 4. Akrabiyeti ilahiye tam inkişaf etmiş. İlahi tam inkişaf etmiş.
beşincide de içinde bulundukları zaman. Zaman anlatılmış. Şimdi sahabeler bahsi yaklaşık 5-6 sayfa. Şimdi ben 5-6 sayfayı hülasaladım. Maddeledim. Cüziyet ve külliyetini biliyorum. Mesela 5 tane madde var. 1, 2, 3, 4, 5. Sahabeler nasıl sahabe olmuşlar? Ben şimdi o meselenin cüziyetini ve külliyetini biliyorum. Cüz demek bir veya birkaçı demek, kül demek hepsi. Sahabe efendilerimiz 1. Hakikatin envarına mazhar olmuştur. 2. Zıtları birbirinden tamamen tefrik etmişler. 3. Kelam-ı azami muhatap olmuşlar. 4. Akrabiyet-i ilahiye tam inkişaf etmiş. 5. İçinde bulundukları zaman çok kötü bir zaman. O kötü zamanda öyle bir amel yapmışlar ki az bir şeyle çok hasenat ve fazilet kazanmışlar yani. Şimdi biz ne yaptık? O 5-6 sayfada anlatılan sahabe efendilerin bahsini hülasaladık, maddeledik, cüziyet ve külliyetine öğrendik. Şimdi bu şekilde olunca Risale'nin tarzı ifadesi, uslub halisi, suret ifadesine aşina oluyor. Şunu yaptıkça yani. Meselenin cüzü ve külli biliniyor yani. Mesela bunu bir tane daha örnek yapalım. Şuraya yazayım. Mesela 24. sözü yazalım. Zor bir yer yapalım. Şimdi burada 5 tane dal var. Şimdi 24. söz uzun bir bahis yani. Zor da bir yer. Şimdi bunu hülasalıyorum, maddeliyorum. Cüziyet külliyetine şey yazayım. Birinci dalda ne anlatılmış? Esma-i İlahi'de cüziyetten çıkıp külliyet nasıl kesbedilir? Birinci dalda o anlatılmış. İkinci dalda Zühre, Kadre, Reşe anlatılmış. Üçüncü dalda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Neden anlaşılmamış? Dörtte kainat saraya benzetilmiş dördüncü dalda. İçindeki mahlukat, hademelerin vazifeleri anlatılmış. Niçin yaratıldı? Hususan insan. İnsan kimdir? Nereden geldi vazifesine? Beşinci dalda da 5 tane meyve var. Muhabbet meyvesi, işte ubudiyet meyvesi, sünnet-i seniyye meyvesi. Bu 5 tane 24. sözün 5. dalında 5 tane madde var. Orayı ne yaptık biz? Hülasaladık, maddeledik. Cüziyet ve külliyetini biliyoruz. Bu 24. sözün. Yani Esma-i İlahiye'de birinci dalda cüziyetten çıkıp nasıl külliyet kesbedilir? İkinci dalda Zühre, Kadre, Leş'e anlatılmış. Üçüncü dalda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri neden anlaşılmamış? Dördüncü dalda kainat saraya benzetilmiş. O sarayın içindeki hademelerin vazifeleri anlatılmış. Beşincide de 5 tane meyve var. Şimdi bunun bir tanesi cüz, birkaçı kül. Bir cümleyle hülasaladık. Sonra bunları maddeledik. Bir de şu maddelerimizden biri de nazm-ı maniydi. Şimdi bu sahabe bahsinde şunu uygulayabiliriz. Yani manaları birleştirebiliriz Hasan abi. Mesela birleştireyim ben. Yani bununla bunun ne münasebeti var? Nazm-ı mani demek münasebet kurmak. Şimdi hakikatin envarına mazhar olan zıtları birbirinden tefrik eder. Zıtları birbirinden tefrik eden kelama azami muhatap olur. Muhatap olan kimse için akrabiyeti ilahiye tam inkişaf eder. Tam inkişaf edince içinde bulunduğu zaman da istat ve kabiliyetlerinin ihtiyarın hakkını veriyor yani. Sahabe efendilerimiz nasıl sahabe olmuşlar? Aslında bir cümle bu. Hakikatin envarına mazhar olarak zıtları birbirinden tefrik edip kelama azami muhatap olarak akrabiyeti ilahiye tam inkişaf edince içinde bulundukları zamanda ihtiyarların hakkını vermişler yani. Yani sahabe efendilerimiz bir şey görse ki bu hidayettir, bu dalalettir, bu imandır, bu küfürdür, bu işte sıdıktır, bu kiziptir, hemen tefrik edebiliyorlarmış yani. Sahabe efendilerim nasıl sahabe olmuş? 5 tane başlıkla. Bu 5 arasında münasebet kurduk.
cüzünü ve külünü bildik, maddeledik ve hülasaladık. Bunun aynısını 24. söz için yaptık. 5 tane dal var. Esma-i İlahiye'de birinci dalda cüziyetten çıkıp nasıl külliyet kesbedilir? İkinci dalda Zühre Kadre Reşa misali vermiş. Şimdi Esma-i İlahiye'de cüziyetten çıkıp külliyet kesbeden, kesbetmesinin nispetinde bu üçü oluyor abi. Zühre, Kadre, Reşe bundan biri oluyor yani. Kesbetmesi nispetinde yani. Bu da genel manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Veraset-i Nübüvvet ehli olmuş Reşe yani. Şimdi Zühre hakikate renk karıştırıyor. Kadre hakikati kayıtlıyor. Reşe de kendi aynasında ihatasız gösteriyor. Zühre renk karıştırıyor. Kadre kayıtlıyor. Reşe de hakikati kendi aynasında ihatalı gösteriyor. Yani. Üçüncü de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri neden anlaşılmamış? 12 tane madde var. Kainat sarayı içindeki mahlukatın vazifeleri. Beşinci dalda da 5 tane meyve var. Şimdi bunun bir tanesi cüz. Hepsi kül. Münasebet kurduğumuz zaman Esma-i İlahiye'de cüziyetten çıkıp külliyet kesbeden Zühre, Kadre, Reşe olması nispetinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri anlaşılıyor. Anlaşılması nispetinde kainat saraya benzetiyor. İçindeki mahlukatın vazifeleri biliniyor. Bilinince bu 5 tane meyveden koparıyoruz. Muhabbet, ubudiyet, sünnet-i seniyye. Şimdi şunu bilince genel manada abi şu biliniyor. Yani üstadın tarzı. O metnin sureti ifadesi yani. İzah yaparken bu da ayrı bir başlık abi. Yani şuradaki anlattıklarımız, şu 4 maddede anlattıklarımız nasıl aktarılacak yani. O da ayrı bir başlık. Onu bir dahaki dersi yapalım abi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة